Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Biliyorsunuz uzun zamandan beri bir video çekemiyordum. Biraz rahatsızlığım oldu bu hafta. Artık omikron mudur, momikron mudur? Kimse ne olduğunu da bilmiyor. İnfluenza midir, influenza A mıdır, B midir, C midir? Biliyorsunuz ortalıkta çok ciddi bir tekrar bir grip var. Hani bunu omikron varyantı diyorlar. İşte aşılı olmamıza rağmen böyle aşılı deyince de böyle hani Allah muhafaza böyle hani evcil hayvanlar vardır ya abi aşılı mı derler. Aşılıyım aşılıyım yani bir sıkıntı yok. Ama aşılı olmama rağmen ve gerçekten de yüksek antikorum olmasına rağmen diyeceksin ki Burak iyi besleniyorsun tabii vardır. Yani ağır atlattım çünkü ben geçen sene biliyorsunuz koronayı. Ve antikorum gerçekten yüksek olmasına rağmen geçen hafta gene bir yattık bayıldık ne yazık ki. Sesimiz gitti. Ondan sonra tekrar biraz hafif ciğerlere geldi. Dolayısıyla biraz böyle konuşurken zorluk çekiyorum. O yüzden biraz geçen hafta ALB World tarafında sizlerle beraberdim. Bu arada arkadaşlar ALB World tarafında her sabah canlı yayın oluyor. Hani lütfen buradan hani çekemesem de her hafta burada her sabah canlı yayınlar oluyor. Saat 8.30'da. O yüzden ALB World'ü takibi almayı ve zil sesine basmayı unutmayın ki sabahki canlı yayınlardan haberiniz olsun. Orada elimden geldiğince gerçi geçen hafta orada da bir iki gün atamadım ama sesten dolayı sıkıntı. Şimdi çok büyük bir ileride başımıza gelebilecek bir işle aslında karşı karşıyayız. Yavaş yavaş böyle insan biraz düşünmeye başlıyor. Nedir bu? Biliyorsunuz ışıl ışıl gözlerimiz hepimizin. Yani siz benimkine bakmayın. Benimki hastalıktan dolayı böyle. Işıl ışıl gözlerimizle yapılan hamlelerle biliyorsunuz dolar kurunu bir 10,50-11 bandına indirdik. Ama tabii ki dolar orada durur mu? Geri 14 lira bandına geldi oturdu. Ve şimdi 14'te bir direnç devamlı orası takılıyor. İşte 13 bandı aşağıda destek bir şekilde 1000 lira aralığa oturdu. Burada böyle bekliyoruz. İşte Merkez Bankası'nın işte bu hafta faiz kararı var. Onu oturacağız, konuşacağız. Ama şimdi tekrardan hükümet özellikle işte şirketlere bazı muafiyet getiriyor bu kur hakkında ve işte dolarını bozup bu tarafa bu sisteme geçenlere bazı muafiyet verecekler. Şimdi onlar daha tam bir netleşecek, onaylanacak ama şimdi arkadaşlar şimdi TL'de kalan için iyi bir enstrüman oldu. TL'de kalan insanlar rağbet gösterdi. Şimdi kimse ama dolarını bozup buraya geçmedi daha. Yani o yüzden de zaten dolar düşmüyor. Ama böyle bir hamle eğer şirket hesaplarında kurumsallarda doları bir bozup bu sisteme geçmeyi sağlarsa belki dolar kurunu bir etkileyebilir. Ama bu sefer de bizi çok büyük bir tehlike getirir. Şimdi nedir bu tehlike? Onu konuşacağız. Grafikleri konuşacağız. Özellikle borsa biliyorsunuz yaklaşık 5-6 aydan beri hep borsa diyorum. Ben çok fazla böyle borsa yorumlarına girmiyorum. Yani borsacı olmama rağmen, para yönetmeme rağmen YouTube tarafında borsada çok yorum yapmıyorum. Bunun da sebebini biliyorsunuz. Çok bizim piyasamız geniş bir piyasa olmadığı için, hisseler sığ olduğu için burada yorum yapıp yanlış bir algı yaratmak hiçbir zaman istemedim. Ama hep genel majör endeksten hep bahsettim. Kritik zamanlarda satmayın, kritik zamanlarda ise buradan borsaya girin dedim. 5-6 ay önce de aynı şeyi söyledim. Biliyorsunuz geçen yıl başından önce de biliyorsunuz bir kampanya yaptık eğitimlerde. Dedik ki eğitimlerde %20 indirim yapacağız. Çünkü hatta yeni yılda da zam yapacaktık ama dedik ki daha çok insan ulaşabilsin. Hani biz emin olun eğitimlerin değeri zaten hani bir eğitimin değeri parayla zaten ölçülmez de hani herkesin ulaşabileceği bir fiyat koymaya çalışıyoruz. Ama ona rağmen de dedik ki hani 2 ay önce dedik ki insanlar borsayı öğrensin. Çünkü borsa görüldü ki son 2 aydan beri TL'de kalan insanlar için çok iyi bir enstrüman oldu kendinizi korumak için. Şimdi özellikle sitedeki bu indirimi de hazır video setlerindeki bu ay sonuna kadar biliyorsunuz uzattık. Yani bu yılbaşı için yapılmış bir şeydi. Bunu bu ay sonuna kadar arkadaşlar uzattık. Bu ay sonundan itibaren ama artık ne yazık ki zamlı fiyatlar olacak. Borsa tarafında da dediğim gibi 3-4 aydır borsayı söyleme sebebimizi görüyorsunuz. Çok ciddi anlamda TL'de olanlar için çok iyi bir alternatif getiri sağlayıp %50, %60 hatta birebir para kazandıran hisse senetleri oldu. Borsadan korkmayın dedik. Borsayı bir kumar gibi oynamadığınız sürece kendi aklınızda,
kendinizi doldurarak bir şeyler öğrenerek yaparsanız emin olun korkmanıza gerek yok. Hadi hiçbir şey yapamadım. En azından borsanın mantığını öğrenip bir grafik nedir ne değildir onu öğrenip yani bir eğitim alıp ya dur ya ben zamanı geldiğinde paramı borsa fonlarına yatırayım. İşte A tipi hisse senedi fonu alayım. İşte ya ben yeri geldiği zaman borsa fonlarından çıkayım likit fonlara gireyim. Bunu bile yapabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu ay sonuna kadar bu eğitimleri uzatıyoruz indirimi. Hakikaten çok fazla da ilgi oldu. Ben mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü hakikaten çok zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar paralarını değer hani katmak için, koruyabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte evler, arabalar, alış satışlar falan filan. Borsa çok iyi bir enstrüman. Kesinlikle öğrenmeniz gereken. O yüzden arkadaşlar siteye girip inceleyebilirsiniz. Şimdi devleti ve bizi bekleyen sıkıntı ne? Şimdi çok güzel bir enstrüman çıkardılar. Dediler ki biz garanti oluyoruz. Dolar yukarı giderse aradaki farkı çıkaracağız, biz vereceğiz. Şimdi bu yarın öbürsü gün bize şöyle bir ne yazık ki sıkıntı yaratabilir. Ya sayın devlet büyüklerim hakikaten sesleniyorum. Eminim bunu da düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Güzel bir cümle oldu. Şimdi bizim zaten rezervlerimiz eksi. Veya çok kuvvetli bir rezervimiz yok. Ya o konuda da hala da yani rezervlerin eksi olduğu belli ama mesela sayın devlet yetkililerine sorduğunuz zaman 128 milyar dolar, 120 milyar dolar rezervimiz var diyorlar. Yani onu da anlamış değiliz ama yani rezerv eksi. Şimdi böyle de bir garanti veriyoruz. Bunu da hazinenin cebinden vereceğiz. Yani yarın öbürsü gün şimdi bu insanlar bu kurdan girdiler TL mevduatına. Atıyorum 6 ay sonra Allah korusun kur 20 lira oldu. Buradaki 6 lirayı kim ödeyecek? Hazine ödeyecek. Yani biz ödeyeceğiz. Şimdi burada hem toplumsal bir sıkıntı hem de esas sıkıntı şu. Şimdi sizi zaten zayıf bir rezervde yakalayan gerçekten art niyetli bir dış güç. Hani var ya bir dış güçler. Bir operasyon yiyebilir miyiz? Kırılgan paramız bir operasyon yiyebilir mi? Hakikaten bakın bu çok önemli. Çünkü gerçekten bugüne kadar hani dolar kurunun buraya çıkmasında biz tamamen bunu kendi kendimize yaptık. Yani hükümetin uyguladığı politikalar, bir faiz indirimi isteği, sözde ve lafta çok güzel gözüken, yani işte şu cümle, faizleri indireceğiz, ekonomiyi canlandıracağız. Çok güzel bir cümle. Yani bu cümleye hiç kimse bir şey diyemez. Ama işte gerçekler öyle olmuyor. Şimdi faiz indirdiler değil mi? Faiz indirdiler. Hangi kredi faizi, hangi esnafın veya işte patronların kullandığı faiz düştü? Hiçbirisi. Tam tersine faizler, kredi faizleri yükseldi. Şimdi sen hem yaptığın hamlede mevduat faizini düşürüyorsun. Merkez Bankası faiz düşürüyor. Sadece mevduat faizleri düşüyor. Kredi faizleri tam tersine yükseliyor. Piyasa faizleri tam tersine yükseliyor. Dolar kurunu da 9 liradan 14 liraya getiriyorsun. Şimdi bugüne kadar bu yapılan işin zaten bilançosuna yani tabelaya baktığın zaman şu ana kadar tamamen ne yazık ki başarısız olmuş ve tam tersine çok büyük olumsuz etkileri olmuş bir operasyon. Bir de yarın öbürsü gün biz bu garantileri, hazine bu garantileri veriyor herkese. Getirin doları, bozun buradan. Yukarı giderse paranız bende, ben veririm. Yani bu neyin garantisi? Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Yarın öbürsü gün bu rezervlerin zayıflığında yurt dışından bir gerçekten bir atak yersek, Amerika tarafından, bilmem ne tarafından ne derseniz deyin. Bu kur bir anda 18 liranın tekrar üstüne gittiğinde bu kuru kim tutacak? Rezerv yok müdahale edebileceğiniz. Üstünüze doğru geldiği zaman yabancı ne yapacaksınız? İşte gene swaplar arttı ama peki bu dolar kuru 18'e 20'ye geldiği zaman bu aradaki 6 lirayı 8 lirayı hazine bu paraları nasıl ödeyecek? Yani gerçekten çok büyük çıkmazlara doğru girebiliriz. Şu anda böyle cicim ayları gibi düşünün. Hani böyle bir hamle yaptılar. 10.50'ye düşürdüler. Ama bakın ne oldu? Cicim ayı çok çabuk geçti ve kur
14 lira bandına oturdu. Yarın öbürsü gün Merkez Bankası bir faiz indirimine tekrar giderse 16 lira bandına geliriz, 15-16 bandına. Yurt dışında bu sene FED 3-4 tane faiz arttıracak. Zaten bunun beklentisi piyasalara yansımaya başlamış. ABD 10 yıllıklar yukarı gidiyor. Allah'tan dolar endekslerinde bir düzeltme var bu hafta. Mesela dolar güçlenmedi, tam tersine dünyada değer kaybetti. Ama yarın öbürsü gün dolar da yukarı doğru kalkmaya başladığı zaman bu sefer yurt dışından da bir rüzgar gelecek. Yani böyle bir garanti vermek, hani siz doları bozun bu fiyattan, ben garanti altına girerim, garantiniz benim demek gerçekten çok büyük bir öngörü gerektiriyor veya gerçekten bildikleri bir şey var diyor insan içinden. Yani şimdi siz bunu yapıyorsanız niye dersiniz? Dersin ki ulan dersin, bu dolar artık zaten 18 liranın üstüne gitmez. Ben bunu 14-13 bandında tutarım. En fazla işte faiz kadar yukarı gitsem yıl sonuna kadar işte 14'ün üzerine bir %15 daha koyarım işte. 16 bantlarında ben seneyi bitiririm. Öngörüyorsanız ve bu öngörünüzde haklı çıkacaksanız bunda bir sıkıntı yok. Ama herhangi bir yurt dışında çıkabilecek bir krizde 2022 yılında ortalığın karışmasında veya yurt dışından bir atak yemeniz durumunda rezervliğinizin az olduğu için bunu nasıl koruyacaksınız? Bu kuru nasıl tutacaksınız? Gerçekten çok ilginç. Dediğim gibi grafik olarak bakarsanız şimdi dedik ki bakın ABD 10 yıllıklarında bir yükseliş var ve yavaş yavaş dünya Fed'in 3 ya da 4 tane faiz artışını bekliyor ve zaten 1.70'lerde kırdıktan sonra gelip destek bulup tekrardan yükselen bir 10 yıllıklar var cuma günü. Burada DXY tarafında, yani dolar endeksleri tarafında, Allah'tan geçen hafta doların değer kaybettiği bir haftaydı tüm dünyada. Ama orta vadede 97 bandı eğer yukarı aşılırsa, ki şu anda daha öyle bir görüntü yok. Tam tersine dünyada değer kaybeden bir dolar var. Dünyada doların bu kadar değer kaybetmesine rağmense gördüğünüz gibi bizde hala stabilite korunuyor. Yani yataya girmiş durumda. 14-13 bandında yataya girmiş durumdayız. Şimdi yani burada dolar endeksinin 97'yi kırdığını bir düşünün ve yükselmeye başladığını. O zaman bizi burada tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Ve bu 14 barajı kırıldığı anda kendimizi 15 bandına doğru hızlı bir şekilde buluruz. İşte o yüzden arkadaşlar hem şimdiki faiz kararı bu hafta gelecek zaten. Gerçekten çok ama çok kritik olacak. Ama hani bizim bu verdiğimiz garantiler, yani işte siz kuru buradan bozun, TL'de kalın, işte dolar yukarı giderse bu farkı biz vereceğiz diyebilmek gerçekten yürek ister. Bilmiyorum yani hükümet o yüreği yedi mi, nasıl, neye güveniyorlar da yapıyorlar. Çünkü hakikaten böyle bir durum ülke hazinesini, ülke ekonomisini çok daha büyük sıkıntılara sokar ve bunun bedelini de tüm halkça biz öderiz. O yüzden inşallah bir bildikleri vardır, bir güvendikleri vardır diye ümit ediyorum. Ama bir yandan da bütün bu riskleri düşünmelerinde de fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bazen günü kurtarmak için siyasi olarak verilen kararların daha sonradan ceremesi kat ve kat daha kötü çıkar ve bunun bedeli çok ağır ödenir. Ha, bu bedeli ödeyecek gene kimdir? Gene bizizdir, halktır. Ama özellikle bu kırılgan yapıda atak yersek büyük büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. İnşallah dediğim gibi buna karşı bir önlemleri vardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Allah kısmet ederse biraz daha fazla videoyla olabiliriz. Yorumlarda altın, bitcoin, hisse senedi gibi düşündüğünüz enstrümanlar varsa yazın. Belki bir potpourri videosu yapıp böyle bir 10 dakikalık tüm piyasalar hakkında bir yorum yapabiliriz. Yarın Allah kısmet ederse. O yüzden yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi hafta sonları olsun.